Aha, ben yine bir şey unuttum. Evet, ben bir şey unuttum. Bunu videonun başına ekleyeyim. Evet. Bu videonun sonu ama aynı zamanda başı tayfa. Animantoloji anime grubuna, anime sayfasına katılmayı unutmayın tayfa. Yeni bir sayfa ve tüm animelerin uploadları yapılıyor. Dragon Ball Türkiye'nin sahipleri tarafından oluşturulmuş ve başarılı bir sayfa. Tasarımı falan çok güzel. Her anime bulunuyor. Bundan sonra Black Clover'ı, Dragon Ball'u ve Dragon Ball Türkiye'den seyredeceğim de Black Clover'ı, Naruto'yu ve diğer serileri, One Piece'i falan büyük ihtimalle bundan sonra, büyük ihtimal demeyeyim, oradan izleyeceğim. Animantoloji anime sayfasına bakabilirseniz, yeni bir sayfa ve tasarımı falan gayet güzel, gayet kullanışlı. Sayfanın içinde AMV'ler var, direkt anime paylaşımları var. Üst tarafta, alt tarafta böyle Discord sunucusu var. Gayet böyle yerinde, sakin, güzel bir ortam. Hem kayıt falan da olabiliyorsunuz. Güzeller, gerçekten başarılı olmuş sayfa. Gözden geçirmeniz gerekiyor mutlaka. Mutlaka bakın. Yorumlara link bırakıyorum. Bakmayı unutmayın sayfa. Hem videonun sonu hem videonun ilki gibi bir şey oldu bu. Dediğim gibi kesinlikle Animantoloji sayfasına katılmayı unutmayın. Oradan izleyin bundan sonra animeleri. Ben öyle yapacağım bundan sonra. Gerekli açıklamayı gruplarda bulabilirsin. Ne habersiniz tayfa? Ben Fantastixio. Dragon Ball Super animesinin 116. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Beyler rahat mısınız? Herkes mutlu mu? Kefla düştü. Evet, mutluyuz gerçekten. Bölüme 10 üzerinden 9.0 veriyorum. Efsane bölümde tekrardan Ultra Insect formunu görmek, Ultra içgüdüyü görmek ve Jiren'in ayağa kalkması, Goku'nun ustalaşması gereken noktaları görmemiz, Vegeta'nın senden daha önce Ultra içgüdüde ustalaşacağım Kakarot'ta demesiyle beni yağlarımı eriten bölümlerden biriydi. Gerçekten değineceğim çok mutlu var tayfa. Bugün çok konuşmak istiyorum. Diğer bölümün ön izlemesini izlemedim henüz. Hafta içi bir gün onu atacağım. Zaten biliyorsunuz ayrı ayrı çekiyorum. Diğer bölümün ön izlemesini görmeden direkt böyle bölüme odaklı inceleme yaptığım için daha başarılı, daha böyle ayrıntılı oluyor. O yüzden böyle bu bölüm biraz daha fazla beraber konuşup zaman geçireceğiz. Yani öncelikle kendi duygularımdan bahsedeyim. Keftar'ın düştüğüne mutlu oldum sonunda. Kadınlar grubu, iki kişi zaten. Goku'ya öyle bir kafa tuttu ki yok artık dedim. Ultra içgüdüye bari kafa tutma dedim. Saçmaladı bir süre sonra, hani ama ya falan yaptım. Ve o atınca Kefla'yı var ya, o falan, oh düştü artık, yeter düş artık ya dedim. İki kişi kaldı şeyden, çampaların evreninden ve bu iki kişi de Namek'li. Büyük ihtimalle onu da Gohan'la Piccolo'ya kilitlerler. Fena, gerçekten harika ilerliyor seri. Öncelikle bölümün başına değineceğim. Kefla Son Goku'ya kafa tutuyor. Goku Ultra içgüdü formunu tam olarak açmasa da yarı bir halde açıyor ve hani yavaş yavaş Ultra içgüdüye hakim oluyor, yavaş yavaş kontrol ediyor ve bu bölümde flashback geldi. Vegeta tarafından Whis'in kullandığı cümleler geldi. Sen dedi, Vegeta dedi, özellikle sen dedi, çok düşünüyorsun dedi. Çünkü tekniklerin böyle ki harcarken dedi, teknik yaparken dedi, düşmana karşı saldırı geldiği zaman düşmandan size sıyrılmaya çalışırken dedi, düşünüyorsunuz dedi. Düşünmeyeceksiniz dedi. Bırakın dedi, içgüdüleriniz kendi kendine hareket etsin ve zihninizden uzak durun dedi. Ve Vegeta tüm böyle Whis'in söylediklerini tekrardan akılında bulundurdu. Whis'in bahsettiklerini yapıyorsun değil mi Kakarot'ta dedi Vegeta. Ve Goku ile Kefla'nın savaşı iyiydi. Kefla'nın tüm darbelerinden Goku sıyrıldı ve son bir Kamehameha dalgası ile Kefla'nın suratını, ağzını, burnunu dağıttı ve onu dışarıya yolladı. Gerçekten eğlenceliydi. Kefla son zamanlar aşırı iyi bir güce sahip oldu. İnanılmaz. Gerçekten bu derece büyük bir güce sahip olması Kefla'nın farklıydı tayfa. Bu kadar güçlü çıkabileceğini tahmin ediyor muydunuz Kefla'nın? Gerçekten inanılmaz. Abi Vegeta gelse belki Vegeta'yı alacak seviyede diyeceğim. Şimdi Vegeta fanları beni dövecek. Ben de kendimi döverim. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Vegeta'da halen çıkması gereken bir yer var. Halen böyle kendini alıp fırlatması gerekiyor. Belli 17 dakika kaldı evrenler arası dövüşün aslında ve diğer bölüm kime odaklanıyorlar bilmiyorum ama bence 17 dakika az bir süre. Gerçekten az bir süre. Nasıl olacak? Nasıl gerçekleşecek? Ve Hitto hiç konuşmuyor. Neden? Neden Hitto hiç konuşmuyor tayfa? Farkında mısınız? Bu çok garip. Bu çok ilginç. Hitto düştü, sesini soluğunu bile çıkarmıyor adam. Tamam, onun kişiliğiyle alakalı bir şey. Orası ayrı konu ama yine de böyle Hitto acaba düşmedi mi diye böyle soru işaretleri var kafamızda. Neyse, onları bir kenara bırakalım. Goku gerçekten bu bölüm çok iyiydi ve tekrardan ultra içgüdüyü biraz daha kontrollü kullandı. Ve ultra içgüdüyü kullanırken
kuvvetinden, gücünden biraz düşürdü. Farkında mısınız? Ve halen CIM devam ediyor. Aslında burada Whis'ın bahsettiği birkaç şey var. Ona değineceğim ve Goku'nun açması gereken yeni form hakkında biraz konuşacağız ve analiz yapacağız tayfa. Kefla yenildi. Ve Goku fazlasıyla fiziksel güç kaybetti. Ve bundan sonraki gelişen olaylarda Frieza'nın rolü ne? Frieza neden sürekli benim için güçlen Goku yapıyor? Neden bunu yapıyor Frieza? Benim için güçlen de karınlık. Tamam şaka yapmayacağım. Goku Kefla'yı fırlattı ve 17 dakika kaldı dövüştüğü nasıl bitmesine. 2 tane de Namekli kaldı Champan evreninden. Onun dışında bizimkiler gayet normal Vegeta topoyla savaşmaya devam ediyor ve Ultra Insect'i açacağını söyledi ve Goku'dan daha çabuk ustalaşacağını söyledi. Bu olabilir mi? Neden olmasın? Belki Ultra Insect'te Vegeta Goku'dan üstün olur ama Goku da kuvvette üstün kalır. Şimdi Ultra Insect formuna tekrardan değinelim tayfa. Ultra içgüdü. Bu içgüdü ne? Şimdi insanın bedeni var ve zihni var, tamam mı? İki gruba ayrılıyor bu ve bedenle zihni birleştirerek şu zamana kadar hep bizimkiler dövüşüyordu. Çünkü zihinde algılıyor dövüşleri, algılayarak, bu duyarak falan düşünce olarak beyni yolluyor ve hareket ediyor. Ama ultra içgüdü formu ile Goku veya bu formu kullananlar, yıkım tanrıları veya Jiren de kullanıyordur büyük ihtimalle. Bilmiyoruz tabii kullanıp kullanmadı henüz böyle kesinleşmedi ama kullanıyor yani belli aşikar. Bu teknik ile bu hani şey olması gerekenmiş yani içeride oluşması gereken bir şey bu. Kalıcılaştırılması gereken bir şey. Bu teknik ile zihine giden, beyne giden o düşüncesel, sinirsel yolları Goku bırakıyor, salıyor. Yani şöyle kontrolü bırakıyor. Tamamen içgüdüleriyle savaşıyor. Tamamen algıları. Düşünme yok. Düşünmeyi bırakıyor. Adam orada hani... Meditasyon yaparsanız ya zihin düşünür. Hiç meditasyon yaptınız mı? Aranızda yapanlar varsa bilir. Ben de böyle çok sık yapmaya çalışırım. Çok harika bir şey ve insanı gerçekten çok dinlendiriyor. İnsanın beyninde, tamam mı? Bu dediklerim hepsi bilimsel. Meditasyon yaptığınız zaman düşündüklerinizin hepsini yok edersiniz ve düşünmeyi bırakırsınız. Beyin istemsiz şekilde saniye başı, dakika başı sürekli düşünür. Bu sizin elinizde olmayan bir şey. Meditasyon ile bunu kontrol altına almaya çalışırsınız ve meditasyon yaptığınız zaman üzerinizden büyük bir ağırlığın kalktığını hissedersiniz. Düşünceleri yok etti. Goku'nun yaptığı ultra içgüdü formu ile aslına bakarsan düşünceleri yok edip tamamen algısal savaşa gitmesin. Düşünceleri bırakıp vücuduna tamamen %100 şekilde güvenmektir. Ama bunu yaptığı zaman kuvvetli geri kalıyor. Neden? Çünkü ultra içgüdü fazlasıyla fiziksel kuvvet harcıyor. Fiziksel enerji harcıyor ve bu enerjiyi bıraktığı zaman güçten yoksun kalıyor. Goku'nun şu an yapması gereken ultra içgüdüye daha fazla hakim kalması gerekiyor ve ikinci aşamada gücünü, kuvvetini farklı şekilde kazanması gerekiyor ki bunu nasıl yapacak? Şu an Muten Roshi bile, Beerus bile herkes peki bundan sonra Goku nasıl gücünü kazanacak dedi. Aynen nasıl? İşte burada devreye giren nokta. Belki de o kırmızı auranın girdiği olaydır ki büyük ihtimalle öyle olacaktır. Son zamanlarda hep Goku'ya güç veren şey Kaioken olmuştur. Çoğumuz Kaioken gelebilir mi? Acaba Ultra Insect Kaioken birleşim bir şey mi olacak diye hep böyle değiniyorduk. Belki de Kaioken'i artık kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Artık Goku'nun böyle bir Saiyajin enerjisini belki de komple dışa vurması gerekiyordu. Bu tarz bir şeyler ortaya çıkabilir. Gerçekten bu belirsiz. Jiren tekrardan ayağa kalktı ve bakalım Jiren Goku savaşı tekrarlanacak. 17 dakika kaldı savaşın bitmesine, evrenler arası dövüştürmesine ve Vegeta Ultra Insect'le ustalaşacağını söyledi. Büyük ihtimalle Toppo savaşını Ultra Insect'le açabilir Vegeta. Ama Vegeta'dan görmemiz gerekiyor. Eğer görmezsek gerçekten bu çok başarısız olur. Ben en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü işin içine Kefla'ya bu kadar güç vermeniz, işi bu kadar absürtleştirmeniz, mantıklı olan tarafları her şeyin var doğru ama Vegeta'yı bu kadar geri planda bırakmanız biraz anlamsız olurdu ki Vegeta'ya da eminim önemli roller bırakacaklardır. Son böyle evrenler arası dövüş sırasının 10-15 bölümü tamamen Goku'ya odaklanılmış üzerineydi sanki, farkında mısınız? Hep böyle bir Goku ön plandaydı, Vegeta hep geri planda kaldı. Biraz Vegeta, Son Gohan ve Piccolo'yu ön plana çıkarmak lazım tayfa. Ve Frieza'nın amacı sizce ne? Bence Frieza'nın amacı Goku Jiren savaşında Goku'yu tutmak. Goku çünkü Jiren'i yenemeyeceğim diyor. Goku Jiren'i yendikten sonra o güçten düşünce Goku'yu da atmak olabilir tayfa. Böyle bir şeyi ben öngörüyorum. Ama şöyle bir şey var. Frieza Goku'yu atarsa, Vegeta'yı falan hepsi düşerse, tamam bir tek Frieza kalır, topları alır.
topları alınca bir direkt dileme hakkı oluyor ama kazanan evren Frieza direği diler, tek başına herkes yok eder ama Goku o haliyle bile Frieza'yı indir. Frieza tekrardan başımıza bela olursa biraz durum absürtleşebilir sürekli ama yine de Frieza kafamıza takıntılar yaratıyor. Acaba Frieza ne yapacak? Frieza ne yapacak? Frieza'ya ne olacak artık? Bu Frieza takıntılar, artık bu Frieza kötü adam savaşı bitmedi mi? Neden sürekli Frieza gündeme geliyor? Gelsin, Frieza'yı özledik zaten, onun savaşlarını da özlüyoruz tayfa. Ve son Gohan'la ilgili pek bir orada şu aralar bir şeyler göremiyoruz. Acaba Gohan yeni bir forma ulaşacak mı? Ulaşması gerekiyor. Ulaşmalı bence. Çünkü şey demişti turnuvadan önce. Ben demişti herkesten farklı bir forma ulaşacağım demişti. Belki de Son Gohan iyileştirme gücüne veya farklı bir forma odaklanıp farklı bir şekilde ilerleyebilir. Bakalım, halen düşmemiş olan savaşlar ve evrenler arası dövüşü nasıl devam ediyor tayfa? Her an her şey olabilir ve Frieza'nın benim için savaş Son Goku demesi falan çok tuhaftı. Bu karakter ne yapmaya çalışıyor? Goku kendi fiziksel kuvvetini kaybettikten sonra Goku'ya mı saldıracak? Ya bu olursa biraz klişe olmaz mı sizce de tayfa? Artık sizce de klişeleşmedi mi böyle şeyler? Biri güçten düşsün, kötü adam gelsin onu yensin tarzı da böyle kötü adam vari hareketler. Beyaz sakal ölmeye yakınlaştı, kara sakal gelip onu indirir gibisinden. Bu tarz güçten düşen sağlam karakterleri, kötü karakterlerin son ihanet damgası vurulmuş oluyor ki bu biraz klişe oluyor. Yine de Frieza'nın rolü ne tür olacak? 17 dakika kaldı. 17 dakika içinde Frieza ne yapar, onu yapar, bu yapar. Her bölümü 1 dakika harcasak 17 bölüm kalıyor. 17 bölüm sonra bitecek mi evrenler arası dövüşünüz? Nasıl olacak? İlginç. Gerçekten. Belki de Jiren ile Goku sonda kalacaklardır ve son savaş ikisi bir arada zaman kalmayacak şekilde bunlar ölümüne girişecektir. Böyle bir şey de olabilir. Bilmiyorum, gerçekten çok farklı ilerliyor ve ben güzel ilerlediğini düşünüyorum Dragon Ball'un. Eğleniyorum. Gayet başarılı ve önemli gidiyor. Gerçekten güzel ve önemli gidiyor tayfa. Bu incelemenin sonuna geldik. Arada böyle bir zamana bakıyorum, çok kaşırmamak şartıyla konuşuyorum. Sizleri seviyorum. Bir sonraki Dragon Ball incelemesinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın tayfa. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki Dragon Ball Super videosunda görüşmek üzere. Video devam ediyoruz. Hoşça kalın tayfa.